11. sınıfı arkadaşım. Selam var güzel arkadaşım. Ya da şöyle mi demeliydim ya? Selamlar 2024 tayfa. Diyeceğim ama sen de hemen bana şunu yapıştıracaksın eminim. Ya hocam vallahi iyi geliyorsun. Bir dur bir uzak dur ya. Daha bir bitirmedik 11. sınıfı deme bana. Bak tarihlerimiz bugün itibariyle 24 Mayıs'ı gösteriyor ki biz sen de biraz İran'da planlamalarımıza, videolarımıza başlayacağız. 1 Temmuz'da kampımıza başlatacağız. Yıl boyunca elinde yıllık planın olacak. Sana vereceğim yıllık planı nasıl istiyorsan öyle ilerleyeceğiz zaten. Ama Haklısın önce bunu bitirmemiz lazım. Ama şunu da unutma sen bir 2024 tayfasın benim için. Haydi gönder gelsin diyorum bakalım. Geriye kaldı sadece 3 tane olasılık videomuz ki. En zevkli olasılık derslerinden biri. Hele son dersi hiç sayma o kadar kolay ki. Koşullu olasılık en zevklisidir. Çünkü koşullu olasılıkta gerçekten olasılık sorusu çözeceğiz. Ve dolu dolu bir ders olacak. 13 tane soru var. Özellikle son 3 soru çok lezzetli. Hani konunun tam bir özeti olacak. Peki koşullu olasılık nedir? Bak bu arada tam bir 11. sınıf başladı bu aynı zamanda. Koşullu olasılık başladı. A ve B. Ha bu arada gündüz vakti çekiyorum bu videoyu bilerek. Böyle odayı daha aydınlık görmeni istedim. Çünkü bu odaya aşina olsa iyi olur. Seninle birlikte buralarda böyle masalarımızda kütüphanemizde ne yapacağız? Pomodorolar yapacağız. Şu ek Aa, ekran nerede? Ha. ekrana geçip seninle birlikte ekranda böyle sunum yapacağım. Rehberlik videoları yapacağım. Şu köşe nerede o? Ha gözüküyor değil mi? Şu köşede de rehberlik videoları ve böyle soru cevap videolarımızı yapacağız. Yani bu önümüzdeki yılımız 2024. Önümüzdeki yıl demeyelim ya. Temmuz ayından itibaren efsane bir yıl bizi bekliyor olacak. Şimdi oraya odaklanacağız. Motivasyonumuzu koruyacağız ama şunu bitirelim. A, B, E örnek uzayında iki olay olsun. Tamam biliyorsun. B olayının gerçekleşmiş olması halinde. Eğer yarın hava güzel olursa şuraya gideceğiz cümlesi var. B olayının gerçekleşmesi durumu o. A olayının gerçekleşmesi olayına A olayının B olayına bağlı koşullu olasılığı denir. A olayının B olayına bağlı koşullu olasılığı eğer B'nin gerçekleşme olasılığı sıfır değilse hesaplanabilir. Nasıl hesaplanır ve nasıl gösterilir? A fark B ile gösterilir. A olayının B olayına bağlı koşullu olasılığı A ve B olayının gerçekleşme olasılığı bölü B olayının gerçekleşme olasılığı. İstenen bölü tüm durum demeyeceğiz bu sefer. Tüm durumu kullanmayıp ne yapacağız? Gerçekleşmesi olması halindeki durum ve istenen durum diyeceğiz. Anlaştık mı? A ve B. A gerçekleşmesi istenen olaydır burada. B ise gerçekleşmiş olaydır. Şimdi diyeceksin ki ya bu formüllerden olmuyor ama bir iki tane teorik soru bırakacağım ben buraya. O teorik soruları çözmemiz için gerekli. Onu söyleyeyim bir kere. E örnek uzayında A ve B olayları verilsin. B olayının gerçekleşme olasılığı, A ve B'nin gerçekleşme olasılığı verilmiş. A olayının B olayına bağlı koşullu olasılığı. Kısaca P B... A fark B'yi istiyorum senden. İlk soruda hep ne yapıyorduk hocam? Formülü yazdırıyordun sen bana. Formülü yazman için yazılmış bir soru. Ne istiyorum ben senden? A kesişim B bölü P B'yi istiyorum. A ve B olayının gerçekleşme olasılığı 1 bölü 3. B'nin gerçekleşme olasılığı 1 bölü 2. Ben bunları birbirine böldüğümde cevap ne gelecektir? 2 bölü 3 olasılıkla A'nın B'ye bağlı olasılığı gerçekleşir diyeceğiz. Hemen geçtim bir sonrakine. Bu soruda yine koşullu olasılık sorusu. Ne istiyor benden? A fark B. A'nın B'ye bağlı koşullu olasılığı. Peki biz yine formülü kullanacağız. Mecbur. Formülü sana yazdırmak için yapılmış sorular bunlar. Senden ne istiyorum? A kesişim B'yi ve PB'yi istiyorum. Bir dakika PB zaten ver. Da bu yok. Bunu nereden çekeceğim? Geçen ders öğrettiğim bir mevzu vardı. A veya B olayının gerçekleşme olasılığı A'nın gerçekleşmesi B'nin gerçekleşmesi eksi A kesişim B'nin gerçekleşmesiydi. Bu değer 4 bölü 7 bu değer 3 bölü 7 eksi bu arada bu taraftaki değeri aynen yazalım P A kesişim B karşı tarafta da 6 bölü 7 buradan A ve B'nin gerçekleşme olasılığına geldi şunlar 7 yaptı çıkarttım 1 bölü 7 geldi güzel. Peki geldim artık işlemleri yapmaya. Yukarıda A ve B'nin gerçekleşmesi 1 bölü 7. Benim de sen takip ediyorsun aman diyeyim sana. Tamam mı? B'nin gerçekleşme olasılığı 3 bölü 7. 7'ler birbirini götürdü. 1 bölü 3'tür dedim ki bugün 1 bölü 3 cevabını o kadar çok sık göreceksin ki. Ha denk gelmiş gerçekten denk gelmiş. Bir zar havaya atıldığında üst yüze gelen sayının. Bak şimdi normal şartlarda e örnek uzayı kaç? Zar havaya atıldığında 6'dır. Ama koşullu olasılık sorularında işte biz buna aldırış etmiyoruz. Bizim için önemli olan nokta o değil. Tamam mı? Nereye takılacağım hocam? Zar atıldı. Ne gelir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane farklı durum var. Çift sayı olduğu bilindiğine göre. Ha, demek ki 1 gelmemiş, 3 gelmemiş, 5 gelmemiş. Ya 2 gelmiş, ya 4 gelmiş, ya 6 gelmiş. Demek ki B kümesinin eleman sayısı kaç? Arkadaş 3 asal sayı olma olasılığı. Bunlardan hangisi asal sayı? Sadece iki asal sayı. Benim istediğim durum bir tane. Gerçekleşmiş olan üç tane olasılığın 1 bölü 3. Yani A olayının B'ye bağlı koşullu olasılığı 1 bölü 3. Anlaştık mı? Bak hiç altıyı örnek uzayı kullanmadım bu sefer. Dikkat etmemiz gereken nokta bu tip sorularda odur. İki zar. Hocam iki zar atılırsa 36 var. Hayır. Biz onunla ilgilenmiyoruz. Üst yüze gelen sayılardan birinin bir olduğu biliniyor. Sen bu durumların bana hepsini yaz. Mesela bu durumlar ne? Hocam 1 1 gelmiş olabilir. 1 2 olabilir. 1 3 olabilir. 1 4 olabilir. 1 5 olabilir. 1 6 olabilir. Bitti mi? Hayır. 2 zar attım. Belki de 2 1 geldi. Belki 3 1 geldi. Belki 4 1, belki 5 1, belki 6 1 geldi. Toplamda kaç tane durum var? 6 tane buradan, 5 tane buradan. 11 tane durumdan biri geldi. Artık örnek uzay 36 değil. Benim için kaç olacak o? 11 olacak. Üst yüze gelen sayıların çarpımının çift sayı olmalısı. Şimdi bak buradan ne gelir? Çift sayı gelir. Buradan çift sayı gelir. Buradan çift. E bu da çift. Bu da çift. Bu da çift. Peki kaç tane çift saydın? 3 pardon 6 tane. Senin istediğin 6 durum. Cevap 6 bölü 11. Hocam koşullu olasılık zor değilmiş. Bekle zor değil ama son 3 soruda seni gerçekten test edeceğim. Çünkü 10. sınıf bilgilere bayağı atıfta bulunacağız. Tamam bir önce sana iyice yedirelim biz bir koşullu olasılığı öğretelim gerisi kolay zaten. Bir çift sağır havaya atıldığında toplamlarının ondan büyük geldiği bilindiğine göre. Bir dakika ondan büyük gelmesi için ne gelmesi lazım? Hocam 5-6 olabilir, 6-6 olabilir ya da 6-5 olabilir. Başka ondan büyük gelme ihtimali var mı? Yok. Toplamlarının 3'ün katı gelme olasılığı. Bir dakika. Bunun bir dakika bu arada şeyi söyleyelim. Örnek uzayımız ya da gelmiş olan durum 3 tane. Biz hangisini istiyoruz? Buradan toplam 11 gelir. Buradan toplam 12 gelir. Buradan da 11 gelir. Ben bunu istemiyorum. Ben bunu istemiyorum. Ne istiyorum? Toplamları 3'ün katı. Sadece 12 var burada. Kaç tane durum? Bir tane. O zaman cevap 1 3. Oldu mu? Olacak tabi. Zor değil ki. Sadece yazacaksın biraz. Tamam. 2 zar. Hayır 2 zar. 6 kere 6 36 yok bizim için. Üst yüze gelen sayıların çarpımının tek sayı olduğu biliniyor. Bak şimdi. 2 zarı attım. Cevap ne gelecek? Tek. Nasıl mümkün olur? Hocam bu da tek sayı olmalı. Bu da tek sayı olmalı. Peki tek sayı hangileridir zarda? 1, 3, 5'tir. Hangileridir? 1, 3, 5'tir. 3 farklı durum buradan. 3 farklı durum. Toplamda geldiğini bildiğimiz durumlar kaç tane? 9 tane. O zaman artık cevaba doğru gidelim. Bir kere 9'u aşağıya yazacağız hocam. Bu zarlardan en az birinin 3 gelme olasılığı nedir? Çarpımları tek sayı olduğuna göre 3 <laughs> 1 gelmiş olabilir. 3 5 gelmiş olabilir. Doğru mu? Başka 3 3 gelmiş olabilir. En az bir tanesi 3 diyor çünkü. Ya da hocam 1 3 gelmiş olabilir ya da 5 de gelmiş olabilir. Doğru mudur? Bak 5 3'ümüz de kabul ama 3 3'ü bir daha de şey e, böyle yer değiştirmeye zaten gerek yoktur. 1 2, 3, 4, 5 tane de durum bizim istediğimiz durumdur. O zaman diyorum ki olasılık 5 bölü 9'dur. Aslında özünde yaptığım şey hep aynı. İstenen bölü olmuş olan. Tamam mı? Tüm durumu demeyeyim ki kafan karışmasın. İki zarın havaya atılması beni ilgilendirmez. Üst yüze gelen sayıların toplamının 7 olduğu biliniyor. Bir dakika ya madem 7 biz önce 7'ye göre program yapalım. Hocam 1-6 gelmiş olabilir. Hocam 2-5-3-4 burasını bitirdik. 6-1, 5-2 ve 4-3 de gelmiş olabilir. Oluşabilecek 6 tane durum benim elimde var. Başka da 7'nin geldiği durum zaten yok. Buna göre sayılardan her ikisinin de asal sayı. Her ikisinin de asal sayı olduğu durum nerede? Bir tane burada görüyorum. Bir tane de burada görüyorum. Kaç tane? 2 tane. Sadeleştiriyorum. Ne geliyor? 1-3. Vurdum cevabı. Efendim neredesin? Dedim ki gönder. Gönder gelsin. Bu ya olay bu. Yapıştır geç. Yapıştır geç. Ha. Bu soru acık böyle dikkat edilmesi gereken soru. Yıldızlı değil ama dikkat. Bir torbada dört sarı, üç mavi, iki kırmızı bilye vardır. Bu torbadan aynı anda iki bilye çekiliyor. Çekilen bilyelerin aynı renkte olduğu bilindiğine göre ikisinin de mavi renkte olma olasılığı nedir? Anla dikkat ediyoruz. Çekilen bilyeler aynı renkte. Yani ya ikisi de mavi geldi ya ikisi de sarı geldi ya ikisi de kırmızı geldi. Bu durumları nereye yazacağız? Aşağıya yazacağız. Bunlardan biri geldi. Peki bunu nasıl yazabiliyoruz hocam? Senin istediğin durum ne güzel arkadaşım. İki tane mavi çekmek istiyorsun. Kaç mavi var? Üç tane. Sen bu üç maviden ikisini istiyorsun. Veya. Veya. Devam ediyorum. Bak durumlar devam ediyor. Dört sarıdan kaçını istiyorsun? İkisini istiyorum. Veya. iki kırmızıdan ikisi de gelebilir diyorsun. Ama asıl senin istediğin ikisinin de mavi renkte olma olasılığı. Yani 3 maviden ikisini istiyorsun. Tüm durum ya da istediğim durumlar böyle gelmesi muhtemel durumlar. 3'ün ikilisi nedir? 3'ün ikilisi 3'tür. 4'ün ikilisi 6'dır. 2'nin ikilisi 1'dir. 10 tane durum vardır. 3'ün ikilisi için kaç demiştik? Pardon. Maviye ne dedik? 3'ün ikilisi 3'tür dedik. Doğru cevap 3 bölü 10. Daha nasıl anlatayım? Anam kalem gitti. Daha nasıl anlatalım? Bak olay bu. Kalem bile yerinde duramıyor ya. Gel. 6 kız, 4 bak bu soru güzel. Bu soru güzel soru. Yani hiç e, yan taraftaki soruları güzel dedik ama bu da arada kaynamış. bu da güzel soru. 6 kız, 4 erkek öğrenci arasından 2 tane temsilci seçeceğiz. Seçilen 2 temsilcinin birinin erkek olduğu biliniyor. Birinin erkek olduğunu biliyoruz. Diğerinin de erkek olma olasılığı kaçtır? Şimdi bir erkek geliyorsa erkek kız seçmiş olabilirim. Kız erkek seçmiş olabilirim. Erkek, erkek seçmiş olabilirim ama neyi seçmemiş olduğumu biliyorum kesinlikle. Kız, kızı seçmemiş olduğumu biliyorum. Burada hemfikir miyiz? Bak ben yine ya bu arkadaşı hesaplamak daha kolay. Oradan gideceğim. Önce tüm duruma bakalım. 10 tane insan var. Kaçını seçmeye çalışıyorum? ikisini 10 insanın ikisini seçmek demek 45 farklı durum var demek. Bak burada 45 tane farklı durum var. Ben kimi istemiyorum? Kız kızı istemiyorum. Kaç kızım var? 6 kızım var. İkisini seçmek istemiyorum. 6 çarpı 5 bölü 2. 3 kere 5 15. Bak bu durumun gelme ihtimali 15 tane farklı durum var. Bunun gelme ihtimali 45'ten 15'i çıkarırsam 30 tane durum varmış. Erkek kız, kız erkek ya da erkek erkek olma durumu. O zaman diyorum ki bize gelen durum belli 30 tane. Peki biz ne istiyoruz? Diğerinin de erkek olma olasılığı. İkisinin de erkek olma olasılığını istiyorum. Kaç erkek var? 4 erkek var. 2 tanesini de seçmek istiyorum. 4 çarpı 3 bölü 2. Sadeleştirdim. 2 kere 3'ten 6. Benim istediğim 6. Olmuş olan durum 30. Sadeleşti. Cevap 1 bölü 5. Vurdum cevabı. Gönlerin ulan gelsin dedim sıradaki soru. Dedim ya o güzel soruydu. Bir madeni para. 5 defa atılıyor. 200. Hayır. 2 üzeri 5'e gerek yok. Bak. Sorunun güzelliği burada. Oku bakayım soruyu bana. Ardışık. İki atışta aynı yüzün gelmediği bilindiğine göre bir dakika biz buna bir odaklanın ardışık iki tane atış. Şimdi beş tane atış yapıyor muyum ben arkadaş yapıyorum. Şimdi tura gelse diğeri ardışık atış ne gelmesini istiyorum aynı gelmesin yazı gelebilir yazı geldiyse tura gelebilir tura geldiyse yazı gelebilir yazı geldiyse tura gelebilir bu durum olabilir mi? Evet bu durum bizim istediğimiz durumlardan biri ama bir tane daha var niye ilkini turayla başlattın? Belki yazı gelecekti. Bir sonraki tura ardışık iki atış ne oldu? Birbirinden aynısı olmadı. Yine aynı olmadı. Yine aynı olmadı. Yine aynı olmadı. Abi güzelliğine bak. Senin bulabileceğin durum sayısı iki tane. Üç defa yazı gelme olası. ne? Yazı gelme. Üç defa yazı gelme olasılığı burada mı? Kaç tane durum var? Bir tane. Demek ki bir bölü iki olasılıkla iki atış aynı yüz gelmemiş ve 3 tane de yazı gelmiş olabilir diyorum. Vay be. Sorun o 11. 12-13 efsane. Bir bakkal satın aldığı yumurtaların 100 tanesini A, 150 tanesini B çiftliğinden temin ediyor. A çiftliğinden aldığı yumurtalar 15, B çiftliğinden aldığı yumurtaların 20 tanesi kırılıyor. Şimdi bak A çiftliği var, B çiftliği var. Buradan 100 tane aldık, buradan 150 tane aldık. Yalnız A çiftliğinden 15, B çiftliğinden 20 tane ne oldu kırıldı çıkarırım hemen. Elimde kaç tane kaldı? A'dan 85 tane sağlam kaldı. Bunlar sağlam yumurtalar. Buradan da kaç tane yumurta kaldı sağlam? 130 tane. Peki. Bakkalda bir adet yumurta alan müşterinin aldığı yumurtanın sağlam olduğu biliniyor. Elinde kaç tane sağlam var? Bana onu söyle. 85 tane A'dan 130 tane de B'den var hocam. Süper. Senin elindeki sağlamlar bunlar. Sen B çiftliğinden alınanı merak ediyorsun. B çiftliğinden aldığın 130'luktu. Aha da 130'u da buraya yazdım. Toplayalım bakalım. Buradan geldi 5. Buradan geldi 8. 3 daha 11. Elde var 1. 215. 130 böyle 215'i bulduk. Ee, ama bu nasıl sadeleşebilir acaba ya? Yani 5'e bölmek geliyor. Başka da bir şey gelmedi. 5'e böldüm. 2 defa var. 36 defa var. 5'e böldüm 4 15'in içinde 3 defa var. Başka da sadeleşmiyor bırakıyorum. 26 bölü 43 olasılıktır istenen durum dedim vurdum. Aha geldik güzel yıldızlı soruya. Bak bu soru sınav sorusu olabilir. Hem üniversite hem de okulda yapılan sınavda bak tek bir yerden bahsetmiyorum. İki yerde de olabilir o yüzden lezzetli bir soru. 24 kişilik bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı 1 bölü 3. Cümle devam ediyor ama bir dur. Şimdi seçilen kişinin erkek olma olasılığı demek erkek bölü tüm sınıf demek. Bak koşullu olasılık yok. Erkek bölü tüm sınıf durumu neymiş? 1 bölü 3'müş hocam. Peki devam ediyorum. Erkek sayısı belli mi? Bilmiyoruz. Ama sınıfın mevcudunu biliyoruz. Kaç? 24. O zaman içler dışlar yaparım. Sadeleştirme yaparım. 3 kere 8'den 24. Yani 8 kişi nedir? Erkektir. Sorunun devamını okuyorum. Gözlüklü olma olasılığı. Bir dakika ya. Burada erkek var, kız var, gözlük var, gözlüksüz var. Hocam bu tablo soruları sen öğrettin bize bunu diyorsun. Aynen öyle ben öğrettim sana bunları. O zaman burayı ne yapmalıyız? Tabloyla halletmeliyiz. Kız var, erkek var, gözlüklü var, gözlüksüz var. Doğru mudur? Doğru. Kaç tane erkek var elinde? 8 tane. Bak erkek sayısını buraya yazdım. Sınıf mevcudu kaç? 24 tane. O zaman kaç tane kızın var senin? Hocam bizde 16 tane kızı var. Güzel. Gözlüklü olma olasılığı 1 bölü 4. Şimdi gözlüklü insan bölü tüm insanların sayısı. Anlaştık mı? Sınıf mevcudunun sayısı. Olasılık kaç? 1 bölü 4'müş. Süper. O zaman diyorum ki ya arkadaş ben gözlüklü sayısını biliyor muyum? Bilmiyorum. Ee, ama neyi biliyorum? Tüm sınıfın mevcudunu biliyorum. 24 kişi. Cırt sana Burada kaldı 6. Demek ki gözlüklü insan sayısı kaçmış? 6'ymiş. Geldim onu da buraya yazdım. Gözlüklü insan tarafına yazdım. Gözlüksüz erkek olma olasılığı. Bir dakika. Gözlüksüz. Gözlüksüz. Erkek bölü tüm sınıfın oranı kaçmış? Güzel yazalım ya. Buraya kadar getirmişiz soruyu. 1 bölü 4'müş. O zaman diyorum ki gözlüksüz erkek. Bölü 24. Cırsana sana 6. Demek ki gözlüksüz erkek oranı kaçmış? 6'ymış. Şimdi. Doğru mu yazdık ya? 4 kere 6, 24. Gözlüksüz erkek kaçmış? Hocam 6. Ya arkadaş bunların 6 tanesi gözlüksüzse kaçı gözlüklüdür? Erkeklerin ikisi. Toplamda 6 tane gözlüklü insan var. İkisi erkekse kaçı kızdır? 4'ü. Kaç tane gözlüksüz kız vardır 12 tane. Bütün değerleri buldum. Sen ne istiyorsun? Sınıftan rastgele seçilen öğrencinin gözlüklü olduğu biliniyor. Bir dakika gözlüklü olduğu biliniyorsa burada. Yani sen 6 oranı bir kere bana verdin. Erkek olma olasılığı. Erkek kaç kişi? 2 kişi. Artık diyorum ki 2 kişiyle... Bütün erkeklere bakmıyorsunuz bak. Gözlüklü olduğu biliniyorsa bu sarıların içinden seçmek zorundasın. Kaçı erkek bunlardan ikisi. O zaman diyorsun ki 2 bölü 6. Cırt sana cırt sana cevap 1 bölü 3'tür dedim. Muazzam soruyu bitirdim ama günün en güzel sorusu. Belki olasılıkta yakalayacağın en güzel başka soru diyorum buna. Hem dikkat diyorum hem de efsane bir olasılık sorusu diyorum. Ayrıntısıyla anlatacağım sana. Hazır mıyız güzel arkadaşım? Gel bakayım. Yukarıda A, B, C, D. Onun sınıf bilgisi istiyor. Noktalarının işaretlendiği eş karelerden oluşmuş şekil verilmiştir. Tamam. A'dan D'ye en kısa yoldan giden birinin B'den geçtiği biliniyor. Bak. A'dan nereye gidiyorsun? D'ye. Nereden geçtiğini biliyorum. B'den geçtiğini biliyorum. C'den geçme olasılığı nedir? C'den geçme olasılığını arıyorum. Şimdi bunu nasıl bulacağız hocam biz? Ben ne istiyorum? A'dan B'ye, oradan C'ye, oradan D'ye geçme olasılığını arıyorum. Bölü biz neyi biliyoruz? A'dan B'ye oradan da C'ye gidip gitmediğini bilmiyorum ama en sonunda D'ye geldiğini biliyorum. Benim istediğim durum gittiği durum. Ben bu değerleri hesaplayacağım arkadaş. Şimdi A'dan B'ye gittiği durumları bulalım. Nasıl yapıyorduk bu soruları hatırlıyor musun? Bak şöyle yapıyorduk. Ben hatırlatayım sana. Bir tane aşağı gittim. Bir pardon. Bir tane daha aşağı gittim. Bir tane sağ yaptım. Bir sağ daha yaptım. Ne yaptım? B'ye ulaştım. Ama hocam ben öyle yapmayabilirdim. Bir sağ bir sağ iki aşağı iki aşağı yapabilirdim. Doğru. Ama eninde sonunda yapacağın şey şu senin. İki tane A'ya iki tane S'ye ihtiyacın var. Doğru mu? Bu tip sorular Hatırlatıyorum kulaklık ağırlıkları patlattım biliyorum ama hatırlatmam için bu tepkiyi vermem lazımdı sana. Sıralama sorularıdır. Yani senden şunu istiyorum aslında. 4 tane sayıyı sırala. Ama tekrarla permütasyon var. Sıralamak demek permütasyon bir kere. Kaç tane eleman var? 4 tane. Kaç tane tekrar eden var? A'lar da tekrar ediyor, S'ler de. Güzel. 4 faktöriyel 3 2 diye açtım. Aşağıdan da 2'ler geldi. Bunlar sadeleşti. 2 kere 3'ten 6. Demek ki A'dan B'ye gidiş kaç farklı yoldan? 6. Bitti mi? Bitmedi. Şimdi ben B'den C'ye de gitmek istiyorum arkadaş. A yapabilirim. S yapabilirim. S yapabilirim. Doğru mu? Şimdi B'den C'ye gittiğim yolun da hesabını yapalım. Ne lazımmış? Hocam bir tane A, iki tane S. Demek ki neymiş? Üç farklı şeyi sıralayacağım. Ama sadece S'ler tekrar ediyor iki tane. 3 çarpı 2 faktöriyel Böyle 2 faktöriyel bunlar gitti. Cevap ne kaldı? 3. Demek ki B'den C'ye gideceği yol sayısı kaçmış? 6 değil hocam. 3 durmuş. Bu da bitti. Ama yollar bitmedi. Şimdi C'den de D'ye gitmem lazım. C'den D'ye gideceğim yolları da hesaplayalım hocam. Bir tane aşağı bir tane sol yapmam lazım. Bir tane aşağı bir tane sol. Yani iki tane sıralama. 2 iki faktoriyelden 2'dir. Bunun da cevabına ne yazıyorum? 2. Ey güzel arkadaşım şimdi geldik cevaba. A'dan B'ye kaç farklı yoldan gittik? 6. Çarpı. B'den de C'ye geçeceğim. Yol bitmedi. Bitmediği için çarpıyla devam ettim. B'den C'ye geçiş kaç farklı şekilde? 3. C'den D'ye geçiş kaç farklı şekilde? 2. Buraya kadar tamam mıyız? Tamamız hocam. Şimdi A'dan B'ye geçiş kaç farklı şekilde? 6. B'den D'ye geçiş. Hocam hesaplamadın ki. Gel hesaplayalım. B'den de D'ye geçmem lazım. Kırmızıyla. 1A. Bir, Bir tane daha A yapacağım. 1S. 1 ise 1 S daha yapacağım. Yani benim yapmam gereken 2 tane A, 3 tane S. Kaç tane durum var? 5 tane, 5 faktöre. Kaç tekrar eden var? 2 tane ve 3 tane. O zaman burası gözüküyor değil mi? 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyel yani 2 çarpı 3 faktöriyel yani bunlar gitti bunlar sadeleşti. Işte 2 kere 5'ten 10 tane durumda buradan buraya geldi mi? Geldi hocam. Bak 6 tane durum buradan. Aa bir dakika ya. Ha doğru. 10 tane de durum B'den D'ye C'ye uğrayıp uğramayacağım istenen durumdu. Çünkü onu yukarı yaptım. Biz geçtiği yerleri biliyoruz sadece. Aşağıdan daha hiç sadeleştirerek dedim. Sadeleştirdim gitti. Sadeleştirdim 1'e 5. Ne kaldı? 3 bölü 5 kaldı. Doğru cevap 3 bölü 5'tir ama günün en güzel günün bomba sorusuydu. Neredeyse efsane soruydu. Geride bıraktım. Şimdi gel. Şimdi bak bakalım biz neredeyiz? Neredeyiz? Gel 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 gel. Olasılıkta 1. ikinci ders bitti. 3. ders bu da bitti. 4 5. Bitiriyoruz. 11. sınıf tayfa bitiyor. Koskoca matbook. Neredesin? Gözüküyor musun ekranda? Gözüküyorsun. Matbook kitabını bitir. Ama sen soru avcısını bitiriyorsun. Ama sen 2024 tayfasının bunu da unutmuyorsun. Planlama numaramızı ona göre yapıyoruz. en güzel arkadaşım. Son iki videoda görüşmek üzere. Hoş kal. Hoşça kal.